İlk kez mi geliyorsunuz buraya? İlk kez geliyorum. Neler hissediyorsunuz? Vallahi çok duygulanıyor insan. Yani bir de heyecanlanıyor yani. İlk kez mi geliyorsunuz? İlk kez geliyorum. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz peki? Hayır. Antep'te, Gaziantep'te yaşıyorum. Gaziantep'ten buraya geldiniz. Evet. Peki hani henüz içeri girmediniz. İçeri girmediğiniz halde şu anda mesela neler hissediyorsunuz? Peygamber Efendimiz'in bir parçası yani Hırka-i Şerif'i görmek için sabırsızlanıyorum. Merak ediyorum. Heyecanlıyım. Neler hissediyorsunuz? Öncelikle onu öğreneyim. Burası şimdi iki defa oluyor geldim ben. Çok güzel yani. İnsanın ruhunu gerçekten bir kendine özgüven geliyor. Yani mutlu oluyor. Bir de hem dua ediyoruz. Ruhumuza şifa oluyor. Bedenimize vallahi çok memnun oluyoruz o yüzden. Mutlu oluyoruz. Bir de heyecanımız da oluyor tabii. O yüzden keyifli yani. Yani güzel yani. İlk kez mi geliyorsunuz? Evet. Benim üçüncü gelişim. Üçüncü gelişim. İlk defa. İkinci. İlk. Tamam, neler hissediyorsunuz sırayla ama? Heyecanlı. Sen? Ben de heyecanlı. Sen? Çok heyecanlıyım. Sen? Heyecanlı. Heyecanlı. Hepiniz ne kadar heyecanlısınız. Tekrar Allah nasip ederse gelmeyi düşünüyor musunuz peki? Evet. Evet. Allah inşallah nasip eder. İlk kez mi geliyorsun? Hayır, çok kez geliyorum. Aha. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Türkiye'de sevgisinin numunesidir burası zaten. Hafta içi bu kadar yoğun, hafta sonu bunun belki 5-10 katı daha fazla yoğun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Türkiye'de ve Türkiye'de yaşayan insanlarda, Türk milletinin kalbinde büyük bir sevgisi var. Onun için Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere de bu manada bir irtibata vesiledir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sevgisi ruh aleminde, kalp aleminde, Ramazan-ı Şerif itibariyle de çok büyük bir tesir uyandırıyor ki burada gelen insanlar gözyaşı içerisinde ta İstanbul dışında, İstanbul'un yakın çevrelerinde ve İstanbul içerisinde de çok uzak yerlerden buralara kadar geliyorlar. Cenab-ı Hak şefaati Resulullah'a hepimizi nail eylesin inşallah. Amin. Teşekkür ederiz. Sağ olun sizin de. ...1640 yılında 1. Sultan Ahmet ülkemize getirmiştir, onun vasıtasıyla gelmiştir. Uzun yıllar İzmir Kuşadası'nda kalmış, bilahare İstanbul'a, Fatih semtine getirilmiş ki Muhit'e de kendi ismi verilmiş, Hırka-i Şerif ismi verilmiş. Hatikali bölgesi burası aslında. 1851'de 1. Sultan Mecid tarafından bu cami yaptırılmış ve de burada ziyarete açılmış. 1400 küsür senelik olmasına rağmen bizler koruduk dersek illaki emek olmuştur insanların. Ama Rabbim korudu bu kadar yıl bir pamuktan yapılmış Hırka-i Şerif'in bugüne kadar dayanması Allah-u Teala'nın bize sunduğu bir mucizedir yani. Ramazan'ın ilk cuması açılıyor ve Arife günü ikindi namazında kapanıyor. Boyu 1.25'tir, eni de 2.10'dur. Yani ziyaret eden kardeşlerimiz onu daha iri, daha büyük görüyorlar. Sebebi hikmeti cam büyüteçlidir, büyütüyor. Bakın buradan mübarek sakalı şerif gözüküyor. Camda böyle bir hüner olduğu için buradan gözüküyor. Yoksa fanusu elimize alıp gözümüze kadar dayarız ki iyi görebilelim diye. Bu odanın kendine has bir duası yok. Bol bol selavat-ı şerife getirmek lazım. Önde gördüğünüz kuşak Veysel Karani Hazretlerine aittir. Arkadaki imame
keçeden yapılmış. O da Besekarani Hazretlerine aittir. Bu adada gördükleriniz hepsi orijinaldir. Siyah kadife üzerine altın ve gümüş olarak işlenmiştir. Ayet-i kerimeler, desenler öyle yapılmıştır. Bunlar Sultan Abdülmecid zamanında yapılmış. Şu köşede gördüğünüz destimal, yani el bezi. Padişahlar zamanında, Osmanlı zamanında diyelim, Topkapı Sarayı'nda padişah Kadir Gecesi'ne mahsus bir ziyafet veriyor ve o ziyafete yakın olan 20-30 belki 40 kişi davet ediyor. Bir altın kaseye gül suyu konuyor. Buna gül suyuna batırılarak bu destimaller oradaki zatlara birer birer hediye ediliyor. Günümüzde bir onu yansıtabilmesi için bizler de emeği geçenlerde restorasyon sırasında böyle bir şey yaptılar. Ziyaretçi görsün, destimal budur. Kıssası da budur. Allah ziyaretinizi kabul etsin. Bu odaya ait bir dua yok. Gelen, geçen ziyaretçiler sadece ve sadece selavat-ı şerife getirsinler. Rabbim ziyaretlerini kabul buyursun. Amin. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Reis, bu zatlar Hazreti Ömer'le Hazreti Ali. Allahu Ekber. Sana Allah'ın Resulünden selam getirdik. Esselatu vesselamu aleyhi ve ala alihi ve ashabi. Ne olur onu gören gözleri, ona dokunan elleri öpmeme müsaade edin. Bunu sana getirdik. Peygamber Efendimizin hırka-i şerifleri vefatından sonra sana verilmesini vasiyet buyurmuşlardı. Ya Rabbi, rüyamı görüyorum. Peygamber Efendimizin hırka-i şeriflerini giyecek adam mıyım ben? Veliler Sultanı Üveys, vasiyeti yerine getirelim. Emin misiniz? Efendimizin buyurdukları kişi ben miyim? Fahri Kainat Efendimizin bize bildirdiği bütün alametleri gördük Üveys. Biz eminiz. Seni tebrik ederiz. Peygamber Efendimiz bu hırkayı giysin ve ümmetime dua etsin buyurdular.